Dara Darius Harabeleri, Nusaybin, Mardin. Dara Harabeleri, Mardin'in güneydoğusunda, Nusaybin'e 30 kilometre uzaklıkta, Mardin-Nusaybin karayolu üzerindeki Oğuz köyündedir. Burası, eski Mezopotamya bölgesinin en ünlü kentidir. Bu kent, bugün orta büyüklükte bir belde, köy yerleşmesi haline gelmiştir. Dara kent kalıntıları, kayalar içinde oyulmuş çevresi 8 ila 10 kilometreyi bulan geniş bir alana yayılmıştır. Buralarda mağara evler vardır. Kalıntılardan çıkan taşların kentin diğer bölümünde kullanıldığı görülmektedir. Mağaraların doğusunda yer alan kaya mezarları Kuruçay'la sınırlanmaktadır. Asıl kent çevresi 4 kilometre surla korunmuştur. Güney ve kuzeye açılan iki kapısı vardır. İçkale kentin kuzeyinde ve 50 metre yüksekliğindeki tepenin üst düzlüğüne kurulmuştur. Kent kalıntıları içinde kilise, saray, çarşı ve depoları, zindan, tophane ve su benti halen görülebilmektedir. Köyün kuzeyinde, güneye doğru inen kayalar oyularak görkemli bir su benti yapılmıştır. Bugün de bentten su akmaktadır. Doğal etkiler sonucu zaman zaman yörede pek çok kültür varlığı gün ışığına çıkmaktadır. Ayrıca köyün etrafında kayalara oyulmuş 6-7 kadar mağara eve rastlanır. Bunların tarihi, geç Roma, erken Bizans dönemine kadar gider. Bölgede Hasankeyf'ten sonra oldukça ilgi gören Dara Harabeleri, tarih ve kültür turizmi açısından büyük önem taşıyor. Antik kent Hasankeyf'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ikinci gezi tercihi olan Dara Harabeleri, her geçen gün daha fazla tanınıyor. Hasankeyf, Dara ve Erzen Saklı Kent gibi yerleşim birimleri bölgenin turizm potansiyeline büyük katkılar sağlayacak. Mardin'in Nusaybin yolu üzerinde bulunan 5. yüzyıla ait tarihi Dara Harabelerinde bulunan Babil ve Pers krallıklarına ait çok sayıda tarihi mezarlar gün yüzüne çıkartıldı, 4 ay içinde Dara Harabelerini yaklaşık 100 bin yerli yabancı turist ziyaret ettiği belirtildi, 1986 yılından beri Dara'da kazı çalışmalarını yürüten Profesör Doktor Metin Ahunbay ve ekibi tarafından ortaya çıkartılan antik çağa ait 7 bin yıllık tarihi mozaikleri görmek için bölgeye çok sayıda yerli yabancı turist akın ediyor. Tarihçe, Dara Harabeleri, tarihimize Dara Kalesi olarak geçmiştir. Mezopotamya'nın Efes'i kabul edilen bu kent, M.Ö. 530 M.Ö. 570'te İran hükümdarı ünlü Darayubaşı, Darksis tarafından, Parsedya, dinlence olarak kurulmuş, çeşitli dönemlerde, M.'ın ilk asırlarına kadar İranlılarla Romalılar arasında el değiştirmiştir. 7. yüzyıl sonlarına doğru Emevilerin daha sonra Abbasilerin eline geçen şehir daha sonraki yüzyıllarda yerel beylikler tarafından yönetilmiş ve 15-16. yüzyılda Osmanlıların eline geçmiştir. Harabelere ve kalıntılar arasında ara sıra bulunan paralara, Daryak'a bakılacak olursa zengin bir şehir olduğu kolaylıkla anlaşılmaktadır. Şehrin kurucusu Daraksis tarafından yaptırılan muhteşem yeraltı yerleşim birimi sonradan zindan olarak kullanılmış, bugün de bütün heybetiyle ayakta durmaktadır. Konuşma dili olarak, Hazreti İsa'nın ana dili olan Aramice kullanılmış, inanç olarak da adına ateş kuleleri yapılan Ahura Mazda'ya inanırlardı. Şehir, oyulmuş kent kalıntıları, su sarnıçları, su kanalları, mahsarası hala çok iyi görülmektedir. Şehrin surları ve burçlarını anlatacak olursak, asıl şehir, çevresi 4 kilometrelik surlarla çevrilmiştir. Biri kuzeye diğeri güneye açılan iki tane kapısı vardır. Şehri çevreleyen sur, kuzey kapısının doğu ucundan başlayarak Zelleys mevkiini takiben çayın üstünden Hendek yerini mağaraları içine alarak Tophane'ye iner, buradan Bertebil Sarayı'nın yanında güneye açılan kapı ile birleşir. Güney kapısının batı ucundan başlayan sur, mahsarayı eski mezarlık içine alarak Kesik Kaya'nın üzerinden Hatli mevkiine çıkar. Su sarnıçlarının yanından Yunus ziyaretini ve iç kaleyi de içine alıp kale camisinin doğusunda birleşerek şehri çevreleyen suru oluşturur. Şehir harabeleri içindeki eski kalıntılardan kilise, saray, cami, çarşı, ev, köprü ve su sarnıçları hala mevcudiyetlerini muhafaza etmektedir. İç kale, şehrin kuzeyinde 50 metre yüksekliğindeki tepenin üst düzlüğünde kurulmuştur. Bugün tepenin üzerinde köylülerin yaptırdığı ve içinde yaşadıkları evler mevcuttur. Bu antik yerleşim yeri, Büyük İskender'le Dara'nın savaşına da sahne olmuştur. Kalıntılar arasındaki büyük kesme taşlar ve bulunan sikkelere bakılacak olursa Dara'nın geçmişte büyük ve görkemli yapılara ve zengin hazinelere sahip olduğu söylenebilir. Mezopotamya'nın ilk barajı, antik kent, Doğu Roma'nın diğer deyişle Bizans'ın, Güneydoğu metropolü Nisibis'ten, bugün Nusaybin, sonra ikinci önemli sınır kenti olarak biliniyor. Kaynaklara göre ticaretin kalbi İpek yolu, kentin içinden geçiyordu. Bu transit ticaret merkezi, bir dönem piskoposluk merkezi de olmuş ancak sürekli devam eden akınlar sonrasında sönüp gitmişti. Bilgilendirme tabelaları Dara'nın Mezopotamya'nın ilk barajının ve sulama kanallarının kurulduğu kent olduğunu yazıyordu. Bugün şaşırtıcı nizamıyla dikkat çeken kanallara ait izler yerli yerindeydi. Su sarnıçları, su depoları, bir su medeniyetine işaret ediyordu. Suyun akışını, oranını ya da bekletilmesini kontrol edebilen bir sistemin kalıntıları olan havuzlu salonu ve hendeği ile beraber.
Oyma kaya evler, tavanlarındaki süslemeleri, duvarlarına işlenmiş Meryem, İsa ve haç figürleriyle kaya kiliselerine dönüşmüş yapılar kentin Hristiyanlık macerasını anlatıyordu. Fakat Dara pek çok dine farklı zamanlarda ev sahipliği yapmıştı. Din çeşitliliği, beraberinde çatışmaları getirmişti. Bu durumda bugün farklı dinlere ait simgeleri bir arada görmemizin sebeplerinden biri olarak görünüyor. Mezopotamya'nın Efes'i olarak nitelenen Dara kentinin parçaları şu an var olan köyün inşasında kullanılmıştı ve bu yüzden kent hakkında net verilere ulaşmayı güçleştiriyordu. Dara'da bulunan antik çağa ait mozaikler. Kazı çalışmalarında tarihe ışık tutacak şemsiye motifli mozaik ile hayvan figürlerinin bulunduğu belirtildi. Mardin'de ortaya çıkan antik mozaiklerin Gaziantep'teki Zeugma mozaikleri ile benzerlik taşıdığı kaydedildi. Mardin Valiliği, Dara Ören yerinde Profesör Doktor Metin Ahunbay ve ekibi tarafından 1986 yılında başlatılan kazılarla toprak altında kalan tarihi dokunun gün yüzüne çıkartılmasına desteğini sürdürüyor. Bugüne kadar, halk arasında zindan olarak bilinen 40 metre derinliğindeki mekan temizlendi. Açık hava tiyatrosu ve kaya evlerin bulunduğu alanlarda gerçekleştirilen kazılarda ise Babil ve Pers İmparatorluğuna ait askeri garnizon şehrinin erzak ve silah depoları ile kaya mezarlar gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca şehrin yerleşim alanı olan ve toprak altında kalan kayalara oyulmuş tarihi evler ve mezarlar bulundu. İç ve dış surlar olmak üzere 28 kuleleri ve hendekleri bulunan Dara kentinde yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda surlar görmeniz mümkün. Kentin kuzeybatısında Sarnıç'ta yer alan ve yüksekliği 100 metreyi bulan ve günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşmış olan zindan ise görülmeye değer. Dara harabelerinin en sonunda bulunan yer Büyük Galeri. Galerinin alt katında yer alan 3000'in üzerindeki insan kemiklerinin Tevrat'ta Ezekiel peygamberin mucizesindeki gibi yeniden dirilecekleri gün için bu mezarda toplandıkları söyleniyor. Kanalıma abone olarak destek olun lütfen, sevgilerle.